Mihrima Örgü Evi'nden herkese merhabalar. Bu videomda sizlere elimde görmüş olduğunuz berenin yapım aşamasını paylaşacağım. Bu bereyi daha önceki videolarımda baktus şal olarak ördüğüm şala takım olsun diye ördüm. Kullandığım ip yine o şaldaki ipin aynısı. Trend Cake, Ören Baya'nın Trend Cake ipi. Tığ numaram ise şöyle 5 milim tığ kullandım. İpin tamamını tabii ki bu bereye kullanmadım. Şöyle artan ipimi de göstereyim. Şöyle şu kadar bir ipim arttı. Bir ipten bir şal, yarım ipten de bir tane bere çıkartabilirsiniz. Bu iplerle. Yapım aşaması oldukça kolay, çabuk biten, bir günde yapabileceğiniz bir bere. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Beremizin lastiğine başlarken şöyle 4 milim tığ kullanacağım. Lastikten sonraki kısmında ise 5 milim tığa geçeceğim. 4 milimi kullanmamın sebebi lastik birazcık daha sıkı ve toplu olsun. Bu nedenle 1 milim küçük bir tığ tercih ettim. Şöyle ipimizi hemen alalım. İğmeğimizi oluşturalım. Toplamda 7 tane zincir çekerek başlayacağız. 1, 2, çok sıkı yapmıyorum ilk başta. 3, 4, 5, 6 ve 7. Biraz daha kalın olsun isterseniz daha da uzatabilirsiniz zincir sayısını, ama benim için bu ölçü şimdilik yeterli. Bir tane zincir çekiyorum ve bu kısımdan saydığımda 7. zincirin içerisine batıyorum. Bakın hemen şu üstteki dilimini batarak ilmeğimi aldım ve bir tane sık iğne yapıyorum. Yine sadece şu üst dilimlere batarak her zincirin içerisine birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Toplamda 7 tane olacak şekilde devam ediyoruz. Evet, şöyle saydığımızda 1, hemen şu dip nokta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğne yaptık. Bir tane zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Bakın şu üst kısımda şöyle saç örgüsü formunda ilmeklerimiz oluştu. Şu, bakın 1-2 tane gözüküyor ilmeklerimiz. Biri arkada, diğeri önde. Sadece arkadaki ilmeği alarak, arkadaki ilmeğe tığımızı geçirerek bir sık iğne oluşturuyoruz. 1, yine aynı şekilde 2, 3, 4, 5, 6 ve sonuncuyu unutmadan 7. Diğer sıralarda da hep aynı işlem yapacağız. Şuradaki örgü formundaki ilmeklerin sadece arka kanadına batacağız. Ön kanatlarına batmayacağız. Sadece arkadakilere tığımızı geçirerek sık iğnelerimizi oluşturacağız. Bir üst sıraya çıkarken her zaman bir zincir çekiyoruz, örgümüzü çeviriyoruz ve hemen yine dip noktadan başlıyoruz. Arka ilmekten alarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. ilmek çok görünmüyor. Orayı kaçırmamak adına sayarak ilmeklerimizi alırsak daha garanti olur. Yine bir zincir, örgümü çevirdim. Yine arka kanatlara batarak sık iğnelerimi oluşturuyorum. Sadece arkaları batarak lastik formunu oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Toplamda
7 tane olana kadar sayarak yapalım. Bakın bu şekilde ufak ufak lastik formuna dönüşüyor. Bunu beremizin en uzunluğuna göre ayarlayacağız. Yani bu şekilde oluşturacağız lastiğimizi. Modeli üst kısmı kuracağız. Bunu isterseniz kendinizi örüyorsanız, kendi başınıza ya da kime örüyorsanız o kişinin başının çevresine tutarak da ölçebilirsiniz. Ya da standart ölçüler var. Ona uyum sağlayarak da örebilirsiniz. Ben öreceğim bir yetişkin için ne kadar uygunsa o kadar öreceğim. Tamamladıktan sonra hem santim olarak hem de en olarak size ne kadar ördüğümü göstereceğim. Daha sonra yine birlikte devam edeceğiz. İstediğim uzunluğa gelene kadar lastiğimi ördüm. Sizlere metre olarak da ölçüsünü vereyim. Normalde bir yetişkinin beresinin en boyu, baş genişliği daha doğrusu 56, 55-56 santim civarı. Fakat bu lastik olduğu için bunu böyle biraz açarak ölçmemiz gerekiyor. Çok açıp da formunu bozmamak için ben 5 santim, 6 santim kadar az ölçeceğim. Çünkü açtığımda o civara gelecektir. Başa takıldığında böyle bol biberi olsun istemiyorum. Birazcık lastik kısmı kafaya tam otursun. Bu nedenle şöyle ölçelim. Şöyle en başından sonuna kadar geldiğimde 49,5 50 santim civarı olacak. Bir sıra daha ördüğümüzde 50 santimlik bir ölçü yapmış olduk beremizin enine. Şimdi birleştirmeyi yapacağız. Birleştirme işlemini yaparken yine bir tane zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Aynı zamanda şu kısmı da ayarlıyorum ki şöyle düzgün bir şekilde birleştirmiş olalım. Şimdi burada elimdeki örgüde yine arka ilmeği alıyorum. Bu kısımda da bana bakan benim önümde olan ilmeği tutuyorum. Arka taraftaki değil de ön taraftaki. Daha sonra ilmeğimi alıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Burada sık iğne yapmıyorum ki birleştirmemizin birleştirme kısmımız oldukça az belli olsun. Burada arka ilmek, bu kısımda ön ilmek. Zaten yan yana geliyorlar ve ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Şöyle üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci. Burada arka, bu kısımda ön ilmek, ön kanat. O şekilde de diyebiliriz. Şimdi ilmeğimizi kaydırdık. Bakın birleştirmemiz oldukça az belirgin oldu. Böylelikle daha hoş bir görüntü elde ettik. Arkadan bu şekilde görünüyor. Şimdi artık beremizin bir üst kısmını yapacağız. Şuradan bir tane zincir çekelim. Birazcık daha sıkı yapalım. Şimdi burada artık tığımızı değiştiriyoruz. Çünkü lastik kısmını tamamladık. 4 milimden 5 milime geçiş yapabiliriz. Daha dökümlü durması için. Şimdi bu ilk sırada öncelikle tekli trabzanlar yapacağız. Yarım trabzan diyenlerimiz de var. Bir zincir çekmiştim. Bir zincir daha çekiyorum. 2 tane zincir. Şimdi her sıraya birer tane yapacağız ama arada artırma da yapacağız. Yani iki tek bir çift, iki tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Hemen yandaki desenin üzerine bir numara 1 milim düşük tığ ile yaptığımızdan biraz batarken zorlanacağız. Şu tığımı doladım. Hemen yandaki tipe noktaya batıyorum. Ve tekli trabzan. Yani tek seferde çektiğim için tekli trabzan. Tığımı doladım. Hemen şu aradaki boşluğa batıyorum. Tekli trabzan. Şimdi şuradaki kabarık kısmın üstüne batıyorum. Bir, aynı noktaya bir tane daha.
Şu anda zincirle birlikte 1, 2, 3, 4, 5 tane tekli trabzan oluşturduk. Buradaki trabzan sayısı 7'nin katları olmalı ki modelimizi rahatlıkla kuralım. Tamamını 2 tek 1 çift 2 tek 1 çift şeklinde tekli trabzanlarla dolanalım. Daha sonra sayımıza bakalım. Eğer sayımız 7'nin katıysa diğer sıraya geçiş yapacağız. Ama 7'nin katı değilse aradaki boşlukları doldurmak için birkaç kez aynı noktaya yine batarak tamamlayabiliriz. Şimdi yine tığımı doladım. Yandaki boşluğa batıyorum. 1. Şöyle yandaki modelin üzerine batıyorum. İkinci tek. Tığımı doladım. Şimdi 2 tane yan yana yaparak çift oluşturuyorum. Bu şekilde devam edelim. 2 tek 1 çift şeklinde tamamlayalım. Daha sonra diğer sıraya geçiş yapalım. Sıranın sonuna kadar geldim. Başlangıçtaki trabzanın tepe noktasından, şöyle zincirli trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şimdi ikinci sırada modelimizin şu orta kısmından başlayacağız yine. İlmek kaydırma tekniğiyle ilerliyorum. Yandaki trabzanın tepe noktasına battım. İlmeğimi kaydırdım. Orta kısma battım. İlmeğimi kaydırdım. Şimdi burada modelimizin aynısını şu ortadaki boşluğa da kuracağız. 3 tane zincirle bir ikili trabzan boyu oluşturuyorum. Bu benim ilk trabzanım. Yanına ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Yine arada bir tane zincir ve hemen aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi modelimizi kurduktan sonra buradaki tek trabzanın aynısını yapmayacağız. Şu şekilde göstereyim. Alttaki modelin birinci değil de ikinci trabzanı, ortadaki trabzan ve bu modelin birinci trabzanını, üçünü toplayarak, yani bir kesme işlemi yaparak üçünü aynı trabzanda toplayarak örme işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle tığımı aldım. İkili trabzan yapacağız ama ilk seferde iki defa çekmeyeceğiz de tek seferde çekeceğiz. Yani şöyle yaparak göstereyim. Tığımı doladım. Alttaki modelin son trabzanın sağ ön kısmından arkaya doğru geçtiğim sol ön kısmından çıkış yaptım. Yani trabzanı şöyle arkadan sardım. İlmeğimi aldım. İkili trabzan yapacağım ama bir defa çekiyorum. Yine tığımı doladım. Bu arada tığımda 2 tane ilmek var. Tığımı doluyorum. Ortadaki trabzanın yine ön tarafından giriyorum. Arkadan sarıyorum. Diğer önünden çıkış yaptım. Buradan ilmeği alıyorum. İkili trabzan yapacağım ama bir defa çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmek oldu. Tığımı doluyorum. Yandaki modelin ilk trabzanını arkadan sarıyorum. Yine ilmeğimi aldım. Bir defa çektim. Şu an tığımda 4 tane ilmek var. 4'ünü birden topluyorum. Bakın şu alttaki 3 tane trabzanı yukarıda tek trabzan haline getirdik. Tek ilmek içinde duruyor hepsi. Şimdi tığımı hemen doluyorum. Yandaki modelin orta boşluğuna yine bir model kuruyorum. Yani 2 tane ikili trabzan, bir zincir ve yine aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Yine şu aradaki işlemin aynısını yapacağız. Tığımı doladım, ikili trabzan yapacağım ama alttaki modelin son trabzanını arkadan sarıyorum. İlmeğimi aldım. 2 defa değil de bir kere çektim. Tığımda 2 ilmek var. Tığımı doladım. Aradaki tek trabzanı, aradaki ikili trabzanı da şöyle arkadan sarıyorum. Bir defa çektim. Tığımı doladım. Yandaki modelin ilk trabzanını alıyorum. Arkadan sardım.
İkili trabzan yapacağım ama tek sefer çektim ve hepsini birlikte topluyorum. Tığımı hemen dolayıp yandaki modelin orta boşluğuna modelimi kurmaya başlıyorum. 2 tane ikili trabzan, 1 zincir, 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde oluşturuyoruz modelimizi. Şu ara kısmı bir defa daha birlikte yapalım. Modelimizi kurduktan sonra tığımı doluyorum. Alttaki modelin son trabzanını arkadan sardım. İkili trabzan yapacağım ama bir defa çekiyorum. İkinciyi çekmedim. Tığımı doladım. Aradaki trabzanı da arkadan sardım. İkili trabzan yapacağım ama bir defa çekiyorum. İkinciyi çekmedim. Tığımı doladım. Yandaki modelin ilk trabzanını arkadan sarıyorum. İkili trabzan yapacağım ama bir defa çektim. İkinciyi çekmedim. Hepsinin ikincisini tek seferde çekiyorum ve birleştiriyorum. Tekrar tığımı doladım ve yandaki modelin tepe boşluğuna diğer modelimi kuruyorum. Bir zincir ara boşluk var ve iki tane ikili trabzan. Evet, bu sırada bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Daha sonra yine birlikte devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi bu sırayı tekli trabzanlarla 2 tek 1 çift şeklinde tamamladım. Şu anda toplamda 113 tane var saydım. 113 tane tekli trabzan yapmışım. Bir tanesini söküyorum. Son çifte tek bırakıyorum. 112 tane oluyor. 112 tane de 7 sayısına tam bölünüyor. Bu nedenle bir tanesini söktüm. Sizler sonda bir tane fazla ya da 2 tane eksik yapabilirsiniz. Bu çok da mühim değil. Maksat önemli olan sayının 7'ye tam bölünür olması. Şimdi şöyle hemen başlangıçtaki ilmeğin içerisinden tığımı geçiriyorum. Ve ilk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi bu aşamada artık modelimizi kurmaya başlayacağız. 3 tane zincirle bir ikili trabzan oluşturuyorum. Hemen tığımı doladım. Yine hemen dip noktasına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ardından bir tane zincir yapıyorum. Tığımı doladım. Yine aynı noktaya iki tane ikili trabzan yapacağız. Bir, bu da ikinci. Ve bu şekilde ilk modelimizi aynı dip noktaya kurmuş oluyoruz. Aynı trabzan tepe noktasına iki tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Araya hiç zincir çekmiyorum. Tığımı hemen doladım. Bir, iki. Üçüncü boşluğa bir tane ikili trabzan. Yine araya zincir çekmiyorum. Tığımı hemen doluyorum. 1, 2, 3. boşluğa ikili trabzan ve buraya modelimizi kuruyoruz. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan, bir zincir ve yine aynı noktaya iki tane ikili trabzan. Yani model, bir tane ikili trabzan, model. Arada iki tane zincir atlıyoruz. Atlarken buralara hiç zincir çekmiyoruz. Direkt tığımızı dolayıp ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir kere daha gösterelim. Modelimizi kurduk. Tığımı doladım. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye ikili trabzan. Tığımı doluyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye modelimi kuruyorum. Yani her iki model arasında bir tane ikili trabzan var. Aralarda da iki tane boşluk var. Modelimizi kuralım yine. Yine tığımı doluyorum. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Tığımı doladım. 1, 2, 3.'ye battım. Modelimiz. Modelimizde 1, 2 tane ikili trabzan, 1 zincir ve yine 2 tane ikili trabzan yaparak oluşturuyoruz. Bu şekilde de bu sırayı tamamlayalım. Diğer sıraya yine birlikte geçiş yapalım.
Sıra sonuna kadar geldim. Yine tığımı doluyorum. Alttaki modelin son trabzanını sardım. İlmeğimi aldım. Şu aradaki ilmekleri de alıyorum. İkili trabzan yaptım ama bir defa çekiyorum. Ve yandaki modelin ilk trabzanı da alıyorum. Bir defa da çektim. Ve hepsini birleştirdim. Başlangıçtaki zincirli trabzanın tepe noktasından tığımı geçirdim. İlmeğimi bağlıyorum. Bu aşamadan sonra bu sırada yaptığımız tüm işlemlerin aynısını yapacağız. Yine ilmeğimizi kaydırarak modelin ortasına kadar gelelim. Yine 3 tane zincirle başlıyoruz. Yanına bir tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Aynı boşluğa yine 2 tane ikili trabzan. Ve yine aynı şekilde tığımı doluyorum. Alttaki modelin son trabzanını sarıyorum. İkili trabzan yapacağım ama bir defa çektim. Tığımı doladım. Bu alttaki birleştirdiğim ilmeklerin şöyle üçünün altından tığımı geçiriyorum. Bu şekilde. Buradan da ilmeğimi aldım. Bir defa çektim. Yandaki modelin ilk trabzanını sarıyorum. Bir defa çektim. Hepsini topluyorum. Ve yandaki modelin ortasına bu sıradaki modelimi koruyorum. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Ve diğer sıraları da aynı şekilde tamamlayacağız. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Yalnız tepe noktasını oluştururken eksiltme yaparak bitireceğiz. Bu nedenle 15 santim civarı örelim. Daha sonra yavaş yavaş eksiltmeye doğru geçelim. 15 santim öreceğim. 15-16 santim civarı öreceğim. Kaç sıra ördüğümü de o sırada söylerim. Söylediğim gibi 15 santim civarı örelim. Daha sonra yavaş yavaş eksiltme yaparak beremizi bitirelim. Sıranın sonuna kadar geldim. Son modelimi de oluşturdum. Tığımı doluyorum. Alttaki modelin son trabzanını sardım. Bir defa çektim. Tığımı doladım. Ortadaki ikili trabzanı sardım. Bir defa çektim. Bu modelin birinci trabzanını sardım. Ve bir defa çektim. Hepsini birlikte topluyorum ve zincirli trabzanın tepe noktasından tığımı geçirerek ilmeğimi bağlıyorum. Şimdi modelimizde orta kısma kadar geleceğiz yine. Buraya da yuvamızı kuracağız, modelimizi oluşturacağız ve yine hepsini bir araya toplayacak şekilde öreceğiz. Bu orta kısımdaki alanı da göstereceğim. Bu sıradan sonraki sıralar zaten birbirini tekrar edecektir. Yaparak gösterelim. İkinci trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ortaya geliyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 3 tane zincir çekerek birinci ikili trabzanımı oluşturdum. Hemen yanına ikinciyi yapıyorum. Bu modelimiz hiç değişmiyor. Bir tane zincir. Ve yine aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Hiç zincir çekmedim. Tığımı hemen doluyorum. İkili trabzan yapacağım ama bir defa çekeceğim. Alttaki modelin sonuncu trabzanını sardım. İlmeğimi aldım. Bir kere çektim. Daha sonra tığımı doladım. Bakın şu orta kısımda topladığımız alanın şöyle üst kısmında 3 tane ilmeği var. Şu şekilde. Şu kısmı alıyoruz. İlmeğimizi buradan geçiriyoruz. Bir defa çektim. Tığımı doladım. Şimdi yandaki modelin birinci trabzanını sarıyorum. Bir defa çektim. Yine tığımda 4 tane ilmek kaldı. Hepsini birlikte topluyorum.
ve iğne tığımı dolayarak hemen yandaki modelin ortasına modelimi kuruyorum. 2 tane ikili trabzan, 1 zincir ve yine 2 tane ikili trabzan. Bakın şu kısımda ortada 3 tane ilmek var. Bu 3 ilmeğin ortasından tığımı geçiriyorum. Yaparak gösterelim. Tığımı doladım. Alttaki modelin son trabzanını arkadan sarıyorum. Bir defa çektim. Tığımda 2 ilmek var. Tığımı doladım. Buradaki ortadaki bakın 3 modelin birleşiminden 1, 2, 3 tane ilmeği oluştu. Bu 3 ilmeğin altından tığımı geçirdim. Buradan ikili trabzanımı oluşturuyorum bir defa çekerek. Yine tığımı doladım. Buradaki modelinde ilk trabzanını sarıyorum. Ve bir defa çektim. Tüm ilmeklerin hepsini birlikte topluyorum. Ve yine aradaki boşluğa modelimi kuruyorum. 2 tane ikili trabzan, 1 zincir, 2 tane ikili trabzan. Bundan sonraki tüm sıralar burada yapmış olduğumuz gibi devam edecek. Bu sırayı da bitirelim. Diğer sıraya geçiş yapalım. Yine aynı kısmı sizlere göstereyim. Daha sonra yine birlikte devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Yine tığımı doluyorum. Alttaki modelin son trabzanını sardım. İlmeğimi aldım. Şu aradaki ilmekleri de alıyorum. İkili trabzan yaptım ama bir defa çekiyorum. Ve yandaki modelin ilk trabzanını da alıyorum. Bir defa da çektim. Ve hepsini birleştirdim. Başlangıçtaki zincirli trabzanın tepe noktasından tığımı geçirdim. İlmeğimi bağlıyorum. Bu aşamadan sonra bu sırada yaptığımız tüm işlemlerin aynısını yapacağız. Yine ilmeğimizi kaydırarak modelin ortasına kadar gelelim. Yine 3 tane zincirle başlıyoruz. Yanına 1 tane ikili trabzan. Araya 1 zincir. Aynı boşluğa yine 2 tane ikili trabzan. Ve yine aynı şekilde tığımı doluyorum. Alttaki modelin son trabzanını sarıyorum. İkili trabzan yapacağım ama bir defa çektim. Tığımı doladım. Bu alttaki birleştirdiğim ilmeklerin şöyle üçünün altından tığımı geçiriyorum. Bu şekilde. Buradan da ilmeğimi aldım. Bir defa çektim. Yandaki modelin ilk trabzanını sarıyorum. Bir defa çektim. Hepsini topluyorum. Ve yandaki modelin ortasına bu sıradaki modelimi koruyorum. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Ve diğer sıraları da aynı şekilde tamamlayacağız. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Yalnız tepe noktasını oluştururken eksiltme yaparak bitireceğiz. Bu nedenle 15 santim civarı örelim. Daha sonra yavaş yavaş eksiltmeye doğru geçelim. 15 santim öreceğim. 15-16 santim civarı öreceğim. Kaç sıra ördüğümü de o sırada söylerim. Söylediğim gibi 15 santim civarı örelim. Daha sonra yavaş yavaş eksiltme yaparak beremizi bitirelim. Görmüş olduğunuz gibi beremi istediğim ölçüye gelene kadar ördüm. Şöyle kaç sıra ördüğümü göstereyim sizlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra örmüş oldum lastikten sonra. 9 sıra model yapmış olduk. Metre olarak da ölçeyim. 16 civarı, 16 santim civarı bir ölçü yaptım. Ama bir de bu şekilde gösterelim. Şöyle 16 santim örmüş oldum. Sizler isterseniz daha uzun yapabilirsiniz. Daha böyle aşağıya doğru sarkan bir beri olsun derseniz daha uzun yapabilirsiniz. Veya bir 2 santim daha kısa yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı olarak değişebilir. Ama ben 16 santim
Ördüm benim için yeterli bir ölçü. Şimdi bu aşamadan sonra kesme işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle başlangıçtaki zincirli trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırarak modelin orta kısmına geldim. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu benim ilk trabzanım. Ara boşluk için bir zincir ve aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi alt kısımda normal bir şekilde örerken 2 tane ikili trabzan, zincir, 2 tane ikili trabzan şeklinde örüyorduk. Eksiltme yapacağımız için artık ara boşluklarda toplamda 2 tane ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Bu ara toplama kısımları da aynı şekilde devam edecek. Yine bunu şu modelin bir değil de ikinci trabzanını arkadan sarıyorum. İkili trabzan yapacağım ama bir defa çektim. Buradaki önde görünen 3 ilmeği şu alttan tığımı geçirerek sardım. İkili trabzan yapacağım ama bir defa çekiyorum. Tığımı doladım. Bu modelin ilk trabzanını yine arkadan sardım. İkili trabzan yapacağım ama bir defa çektim. İlmeğimdeki tığımdaki 4 ilmeğin hepsini topladım. Bu kısım aynı şekilde devam edecek bu sırada. Tığımı doladım. Yandaki modelin orta boşluğuna batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir zincir, bir tane ikili trabzan. Ve yine bunları aynı şekilde topluyoruz. Ortayı topladım. Modelin başını topladım. Hepsini birlikte alıyorum. Ve modelin ortasına geçiş yaptım. Bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane ikili trabzan. Bu şekilde eksiltmemizi yapalım. Sıra sonuna kadar diğer sıraya da birlikte devam edelim. Sıranın sonuna kadar geldim. 1, 2, 3. zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Ve ilmeğimi kaydırıyorum. Yine ilmek kaydırma ile orta kısma geldim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi yine bir eksiltme yapacağız. Bu sefer trabzanların arasına zincir çekmeden hemen yanına ikinci trabzanı yapacağız. İkisi yan yana. Tığımı doladım. Altta zaten 2 tane ikili trabzan var. Hemen soldakini sarmaya başlıyorum. Topladım. Ortadakini alıyorum. Ortadaki ilmeklerin altından yine tığımı geçiriyorum. Bu orta kısım değişmiyor. Ve bu modelin sağındaki trabzanı alıyorum. Ve hepsini birlikte topluyorum. Hiç zincir çekmeden tam ortaya yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Sadece aralarında zincir yok. Tığımı doladım. Soldakini sardım. Ortadaki ilmekleri aldım. Sağdaki trabzanı sardım ve hepsini topladım. Ve ara boşluğa 2 tane ikili trabzan arasında hiç zincir olmadan. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Diğer sıraya birlikte geçiş yapalım. Sıranın sonuna kadar geldim. Son toplamayı da yaptım. Ve başlangıçtaki 3 tane zincirlik trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmek kaydırma ile bağladım. Şimdi artık bu sırada model kurmayacağız ya da araları toplamayacağız. Artık yavaş yavaş tamamen kesme işlemine geçiyoruz. Bakın bu şekilde kendini iyice toparlamaya başladı. Şimdi burada ikişer ikişer ikili trabzanları birbirine toplayacağız. Baştaki zaten zincirli olacağı için çok belli olmayacaktır. Hemen göstereceğim. 1, 2, 3. Yanına hemen
Bir tane 2 litre abzan. Şimdi 2 litre abzan yapacağız. Yandaki tepe noktasına batıyorum. 2 litre abzan yapacağım ama bir defa çekiyorum. Tığımı doladım. Yandaki tepe noktaya batıyorum. 2 litre abzan yapacağım ama bir defa çekiyorum. Hepsini birden topluyorum. Tekrar 2 litre abzan yapacağım ama yarım çektim. 2 litre abzan yapacağım ama ikinci kez yarım çektim ve topladım. Bu şekilde kapatma işlemine devam edeceğiz. Yarım çektim, yarım çektim. Hep ikişer ikişer keserek bire düşüreceğiz. Bakın şöyle tığımı doluyorum. Yandaki trabzan tepe noktasına battım. İkili trabzan yapacağım ama bir defa çektim. Tığımda 2 ilmek var. Tığımı doladım. Yandaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. İkili trabzan yapacağım ama bir defa çektim. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü birden topluyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Daha sonra diğer aşamaya geçiş yapalım. Sıranın sonuna kadar geldim. Son kesmeyi de yaptım. 3 zincirlik trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Yine aynı işlemi bu sırada da uygulayacağız. 1, 2, 3 tane zincirle bir üste çıktım. Bakın oldukça topladı kendini. Şu şekilde. Şimdi yine ikişer ikişer keseceğiz. Şöyle yandaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir defa çektim. Yandakine batıyorum. Bir defa çektim. Üçünü topladım. Artık aynı işlemi burada da uygulayacağız. Ve yine sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Sıranın sonuna kadar geldik. Bakın şu kadarcık bir açıklık kaldı. Şimdi bu açıklığı da iğne yardımıyla kapatacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi uzunca kesiyorum. Sarı kısmı da gelmeye az kalmış. Sarı kısmında da pompon yapabiliriz. Böylelikle ipin her rengini kat kat kullanmış oluruz. İyice sıkıştıralım. Şöyle ipimizi biraz kısaltalım. Daha rahat dikmek için. Şöyle bir iğne yardımıyla dikeceğim. Şu şekilde her tepe noktasından tığımı, iğnemi şöyle dikiş diker gibi geçireceğim. Başlangıç noktasına kadar geldim. Şurada iyice çektikten sonra bakın tepe noktasına artık kapattık. Bunu burada sabitleyelim. İçeriye geçirerek de kilitleme işlemini içeride yapalım.
Evet, beremizi tamamladık. Yirmi santim bir boyu oldu. Şöyle göstereyim. 20 santim civarı, 19,5-20 santim boyu oldu. Şimdi üzerine bir de pompon yapalım. O şekilde tamamlayalım. Evet, biremizi tamamladık. Şu şekilde gayet standart ölçülerde kullanışlı bir bere olduğu pomponumuzla birlikte. Yapımı oldukça kolay, hem de ören bayan tren kek iplerimizi değerlendirmiş oluyoruz. Şalımızla da birlikte takım bir biremiz oldu. Şalı da yapmak isterseniz hemen şuraya linkini bırakıyorum. Baktüs şal içinde o videoyu izleyebilirsiniz. Evet, bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram hesabım Mihrimah Örgüevi'nden de beni takip edebilir, oradan da iletişime geçebilirsiniz. Başka bir örgüde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.